O'zbekiston xursanot loyiha instituti firmalar arxitektor umuman loyihani ishlab chiqishdi qanaqa jarayonlar haqida o'tgan gaplashganda funksional zonalashtirish shu bo'yicha loyihani davom ettirish umuman funksional zonalar asosiy bino joylashgan hudud belgilangandan keyin uni har bitta bloklarga ajratiladi ya'ni qanaqa bino bo'lishidan kelib chiqqan holda ya'ni loyihalash boshlanadi. Mesela bu hududda parkurka hududu buluşu mümkün. Bu hududda asosiy bina joylashgan buluşu mümkün. Şu narsalar hani ben bu derecede şekillendirip alınlarla bize yine melek edeyim. Yani kanca buluşta ne geldiğini, kanca maydan ne geldiğini. Bu şöyle belirlemedi. Kim bana bana diye, yanvar, iyul ayı diye şamallı tezliği anıqlanadı. İşte hududda kip çıktığın halde şamallı tezliği anıqlanadı. Bu kılmışın asli malumatları var. Şöyle asası değerlendir. Keyin bundan kip çıktığın halde işte hududdaki funksiyonel zonalarını tahmini tizilenle keyin hattın ona çalışır. Aynen şu bina kirliydi, asası bina. Bunun bölükliği bunu kısımda yadırlandı. Mesela birinci kısımda, lokalaş kısımda konsepsiya o'sha tayyor bo'lgandan keyin tasdiqlangandan keyin tenderda olingan bo'lsa loyiha keyin bu arxitekturni reshenyasi qilingandan keyin aynan funksiyasiga qarab o'sha xonalar joylashuviga keyin vodoprovod, kanalizatsiya, elektr, hamma montajlari keyin etap-etap taqsimlanib boradi. Gaz bo'lsa gaz, kommunikatsiyalar keyin qilinadi. Asosiy umuman funksional sxema asosida binolar joylashtirib arxitekturaviy loyihalash tasdiqlangandan keyin keyin etap-etap uzatib borilaveradi keyingi etapga. Landshaft dizayn. Bu asosan landshaftda endi kichkina loyihalarda birinchi qurilish ishlari hal qilinadi. Ya'ni bemalol bo'lish uchun bir xilda alternativ variant sifatida ko'riladi, lekin uchastkalarda masalan bitta qurilish bo'lganda baribir landshaftga gazon eksa yoki boshqa narsa eksa har xil qurilish materiallari kelishi mumkin. Bunda ta'siri bo'ladi. Shuning uchun katta proyektlarda ham agar aniq yo'nalishli bo'lsa, masalan, bitta bino joylashgan hududga ulangan yo'lda har xil rayonlardan kelishi mumkin. O'shalar eng yaxshi alternativ kirish yo'llari qurilishi boshlashda, masalan, bu yerda bino qurib qo'yib, agar bu yerda ham katta bino qurilayotgan bo'lsa, tepa qismda bunga qanaqa transport keladi, qanaqa kranlar ko'tariladi. Shu texnikani inobatga olish kerak. Tashi uyda ham agar bloklab qo'yilgan bo'lsa, ikkita tarafda qo'shni bo'lgan bo'lsa, bu yoqda bloklab turib, oldi tarafdan bino tushirib qo'ysa, kelajakda bo'sh maydon yer qurmoqchi bo'lsa, baland qavatli, bunda muammo bo'lishi mumkin. Shuni ham ahamiyatga olish kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringiz yoki Nodir arxitekt Telegram, Instagram yuzlariga yozsangiz, to'xtovsiz javob beramiz. Salomat bo'linglar.